Yok. Olmaz. Ben bir daha asla aynı şeyleri yaşayamam. Annemi babamı kaybettiğim gibi Halil'i de kaybedemem. Kardeşimi yitiremem. Gel. Ablam. Nasıl oldun? Daha iyi misin? İyi değilim. Niye? Abla. Gel hastaneye gidelim, bir de doktor görsün. Hayır, hayır, öyle bir şey değil. Bir faydası yok. Benim dermanım sende. Benim iyiliğim için bir şey yapman gerekiyor. Abla, o nasıl laf? Sen yeter ki iste. Bunu senden istemek benim için çok zor. Ama istemek zorundayım. Abla, bana bak. Senin tek damla gözyaşın için ben şu dünyayı yakarım. Biliyorsun değil mi? Yeter ki söyle abla, söyle. Bak Halil. Bir insanın başına üç benzer şey gelirse, bunlardan biri ihtar, biri imtihan, diğeri de kayıptır. Son zamanlarda yaşadıklarını biliyorsun. Bir düşün. Hatırla. Zeynep'i korumak uğruna başına neler geldi? Ablacığım. Bak, sana söz veriyorum. Hayır. Ben söz falan istemiyorum Halil. Her şey düzelecek, iyi olacak falan desen de yarın ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Bilemiyoruz. Biliyorum. Zümrüt Hanım hasta. Hem de bu evde yaşamaya mecbur. Ama sen benim bu dünyadaki en önemli varlığımsın. Ben başından beri onların burada kalmasını istesem de, bunu desteklesem de artık böyle düşünmüyorum. Ne demeye çalışıyorsun abla? Ben seni kaybedemem. Seni kaybetme korkusuyla yaşayacağım ama onlara yaptığımın ayıbıyla yaşarım. O yüzden lütfen onları bu çiftlikten gönder. Bizim için bunu yap.